Yangın denizdeki en büyük tehlikelerden biridir. Yangınlar potansiyel olarak gemi güvenliğini tehdit ettiklerinden tehlikelidir. Gemide küçücük bir ateş bile çabucak büyük bir faciaya dönüşebilir. Bu film yangının unsurlarını konu etmektedir. Yangının neden başlayabileceği, nasıl yayılabileceği ve yangını önlemede nasıl rol oynayabileceğiniz bu filmde incelenmektedir. Yangın, yanıcı malzeme ile hava arasındaki bir kimyasal reaksiyon yani etkileşimdir. Bu etkileşim sırasında ısı, ışık ve çoklukla duman oluşur. Ateşin meydana gelmesi için 3 temel elemana ihtiyaç duyulur. Yanacak bir şey yani yakıt, parlama ya da tutuşma kaynağı ısı ve yanmayı destekleyen hava. Bu 3 elemanı bir araya getirin, ateşi oluşturursunuz. Bunları birbirinden ayrı tutun, ateşi söndürürsünüz. Buna yangın üçgeni denir ve yangının önlenmesi bu basit ilkeye dayanır. Yangını meydana getiren unsurların hepsi de çevremizde bulunuyor. Doğrudan tutuşma bir kıvılcımın ya da alevin yanıcı maddeyle hava veya oksitleyici ajanın var olduğu bir ortamda yangın başlatmasıyla meydana gelir. Doğrudan tutuşmanın kaynakları çok çeşitlidir. Çıplak bir alev, sürtünmeden doğan bir kıvılcım, elektrik veya asetilen kaynağının yarattığı kıvılcım veya etkilenme. Bir çelik anahtarın metal yüzeye düşmesi, yanan bir sigara, bacadan çıkan kıvılcım veya statik elektrikten kaynaklanan kıvılcım. Isı transferi değişik şekillerde olur. Radyasyon, iletme ve konveksiyon. Radyasyon bir kaynaktan ötekine olan enerji geçişidir. Güneş ışınları yangına neden olabilir. Özellikle bir mercek yardımıyla veya hatta bir lumbuz camının kırığından ya da çatlağından süzülerek odaklandığında. Izgara doğrudan temas olmasa da tostu yakabilir. Bir cisim korlaşacak kadar sıcaklığı olmasa bile yanıcı maddeleri tutuşturmaya yetecek ısı yayabilir. İletme ısının temas yani değme yoluyla transferidir. Bu ütü ısıyı gömleğe aktarıyor. Doğrudan bir alev söz konusu değil ama bir yangını başlatmaya yeterli ısı mevcut. Ark kaynağı doğrudan tutuşma kaynağı değil. Isı temas yoluyla metale geçmekte, yani buraya ve boyanın kabarmasına yol açmaktadır. Çıplak lamba üzerine örtülen bir bez. Lamba filamanı ısıyı cama iletir. İletilmiş enerji örtünün yapısını değiştirir ve bu malzemeyi bir anda tutuşturur. Konveksiyon havayı ısıtarak iş görür. Evlerdeki ısıtıcıların çoğu bu prensibe dayandırılmıştır. Hava ısıtıldıkça yükselir ve odanın veya kameranın içinde sirküle olur. Ancak hava dışarı çıkamazsa ve bir bölgede toplanırsa, yanıcı bir malzemeyi tutuşturabilecek kadar çok ısınabilir. Bir yangın için gerekli ikinci unsur yakıt, yani yanıcı maddedir. Yanıcı maddeler 3 sınıfa ayrılır. Karbonlu maddeler, yanıcı sıvılar
ve yanıcı gazlar. Kağıt, kereste, yatak ya da ranzaların pek çoğu, perdeler ve ambalaj kutuları gibi karbonlu maddeler gemilerde sıklıkla bulunur. Petrol türevleri, boyalar ve yağlar, çoklukla tiner diye söylenebilen boya incelticileri, kerosen ve diğerleri yanıcı sıvılar arasındadır. Yanıcı gazlar. Birçok gemide bunlar asetilen ve propan gazları olacaktır. Özel amaçlı tankerlerde ise düşük sıcaklıkta sıvılaştırılmış LPG veya LNG gibi gazlardan ibaret olabilir. Elektrik yangınları başlı başına bir yangın sınıfı oluşturmaz. Elektrik bir ısı kaynağıdır ve bir yakıt değildir. Yine de özel önlem ve yalıtım gerektirir. Üçüncü unsur havadır. Havanın içindeki oksijendir bir yangını körükleyen. Bu hayati eleman olmadığında yangın kendiliğinden sönecektir. Yangın meydana geldiğinde madde ister katı ister sıvı olsun, onu yakan çıkarttığı gaz ya da buğu yani buhardır. Maddenin malzemesi değil. Parlama noktası maddenin yanmasını sağlayacak yeterli yanıcı buharın çıkacağı en düşük sıcaklıktır. Malzeme tutuşup yanmaya devam ettiğinde tutuşma sıcaklığına erişilir. Şayet malzeme sabit yüksek sıcaklığa kadar ısıtılırsa kendiliğinden yanacaktır. Bu sıcaklık kendi kendine yanma sıcaklığı diye bilinir. Bir yangının nasıl başlayacağını bilmek, önüne nasıl geçileceğini anlamanıza yardımcı olur. Yangının önüne geçmede yani onu önlemede ilk ama katkı sağlayacak temel adım iyi bakım tutumdur. İyi aydınlatma sağlamak ve temizlik aynı derecede önemli hususlardandır. Doğru uygulama prosedürleri günlük uygulamada iş güvenliği tüzüğü kuralları kapsamında ya da şirketin güvenlik kılavuzu içinde yer alır. Kuzine pek çok potansiyel rizikonun kaynağıdır. Sıcak ocağın üstüne konmuş bir bez ya da içindeki yağı çok ısıtılmış bir tava yangına birer davetiyedir. Kullanmayacağınız zaman fırınları mutlaka söndürün. İçinde yağ bulunan tavayı yanan ocağın üstünde rastgele bırakmamak aynı şekilde çok önemlidir. Yağlı bir ocak davlun bazında yangın çıktığında alevin yaşam mahallinin diğer kısımlarına da yayılmasını önlemek bakımından damperlerin kapatılması sorunun çözümünde yardımcı olabilecektir. Önlem açıktır. Davlun bazı ve filtreleri düzenli şekilde temizleyerek yağdan arındırma. Bu kuzinedeki bütün teçhizat içinde geçerli olup, yolunca bakım tutumun ve en iyi hijyenin vazgeçilemez parçasıdır. Elektrikli donanımlarda keza sorun yaratabilir. Çok sayıda girişin aynı uca verilmesi prizde aşırı yüklenmeye yol açabilir. Çıplak teller ve kırık fişler başka tehlike kaynaklarıdır. Prize kötü şekilde bir takış atlama meydana getirecek ve sonuçta bir yangına neden olabilecektir. Tüm elektrikli aletlerin fişlerini kullanmıyorken prizden çekiniz. Makine dairesi yangına oldukça yatkın bir mekandır. Havayı, yakıtı ve ısıyı barındıran bir yer olması sebebiyle bu unsurların burada birbirinden ayrı tutulmalarının sağlanması kaçınılmaz bir husustur. Yağlı paçavraların, üstüpülerin biriktirmesine asla izin vermeyin. Yağ emmiş pamuk her an tutuşabilir. Hatta ıslak pamuk atığı bile ısı yayabilir.
ve potansiyel bir yangın riskosudur. Kullanılmış bezleri kapalı bir metal kapta tutun. Bir metal işleri atölyesinde temizlik esastır. Yedek parçalar genellikle ahşap, plastik ve kağıt ambalajlarla gelir. Bunlar yanıcı malzemelerdir. Bu yüzden işi bitmiş bu türden ambalaj malzemelerini asla makine dairesinde tutmayınız. Sintineyi yağlı şekilde bulundurmayınız ve çok temiz tutunuz. Makine dairesi taban sajları da yağlı şekilde tutulmamalıdır. Yağ emmiş yalıtımları yenileyiniz. Herhangi yağ sızıntısını hemen raporlayınız. Kirli ya da tıkalı fuel oil brülör memeleri ciddi tehdit oluşturur. Yakıt damlaları ocak külhanında birikerek patlamaya yol açabilir. Bu bakımdan memelerin temiz tutulması çok gereklidir. Tabii ki düzenli kontrolle ve servisi yapılarak. Makine dairesinde elektrikli cihazlar bulunur. Yolunca bakımları ve muntazam kontrolleri yapılmazsa bunlar olası yangının kaynağını oluşturabilirler. Topraklama cihazı elektrikli sistemlerin durumunu gösterir. İkinci mühendis ya da elektrik zabiti bunları her gün kontrol etmelidir. Su, elektrik sistemlerinde kısmen ya da tamamen kısa devrelere yol açabilir. Su sızıntıları, buhar ve hatta yoğuşma bu nedenle yangın için bir riziko teşkil edebilir. Yazılı metin haline getirilmiş uygulamalar, kaynak işlemlerinin yapılması sırasında muntazam kontrol gibi hususlar her zaman uyulması gereken konulardır. Bunlar muntazam biçimde ve titizlikle dokümente edilmelidir. İş akış izni, yani bir işe koyulmadan önce alınacak yazılı izin sorumlu zabitçe düzenlenmelidir. İş gördüğünüz yerde yanıcı, parlayıcı herhangi bir malzemenin bulunmadığına kesinlikle emin olun. Sağa, sola, yukarı aşağı ve köşe bucak her tarafa iyice bakmak da bunun içindedir. Yangınla mücadele için uygun araç gereç, işin yapıldığı mekanın yakınında bulundurulmalı, acil kullanıma hazır tutulmalıdır. Dikkatsiz davranışlar bir tankerde patlamaya yol açabilir. Bir tankta ya da tankın yakınında yapılacak kaynak işlemi için çalışma izni verilmesi öncesinde tank tamamen boşaltılmalı, gaz firi yapılmış olmalı ve havalandırılmalıdır. Yanıcı, parlayıcı yükler taşıyan tankerlerde ve diğer gemilerde elektrik kablolarının ya da uzatmalarının güvertede sürüklenerek çekilmesine engel olunuz. Üzerine herhangi bir şey düştüğünde ya da düşürüldüğünde bunlar kısa devre yapabilir. Yahut bağlantı yerlerine yağmur girerek başka bir tehlike kaynağı oluşturabilir. Bu yüzden elektrikli teçhizatın her birinin uygun nitelikte sigortası olduğuna dikkat ediniz. Modern devre kesiciler elektrikten kaynaklanan bu türden sorunları azaltan, dolayısıyla güvenliği artıran düzeneklerdir. Yük mahallerinde yükün gereksinimlerine uygun özeni kesinlikle göstermek gerekir. Bu açıdan uygun el kitaplarına, rehber yayınlara mutlaka bakılmalıdır. Kömür, odun talaşı, pamuk gibi kalemler için dökmeci gemilere ilişkin koda ya da ambalajlı yükler için uluslararası denizde tehlikeli eşya koduna başvurunuz. Statik elektrik yangına sebebiyet verebilir. Vernik, boya veya boya incelticisi gibi parlayıcı malzemeleri başka bir kaba almadan önce daima elektriğini boşaltınız. Kutuları ya birbirlerine ya da geminin metaline değdirerek. Sigara bir yangın tehdididir. Burada yangının önüne geçilmesi tamamen ilgili kimsenin kontrolü dahilindedir. Bir sigara yaktığınızda hatırlayınız, aslında ateş yakıyorsunuz.
Sakın yatakta sigara içmeyin. İçmek durumundaysanız o zaman bu işi yatağın dışında yapın. Yatağınıza geri dönmeden önce sigaranın tamamen sönmüş olduğuna dikkat edin. Külükleri boşaltırken içinde için için yanan tütün ya da başka bir madde bulunmadığına emin olun. Tankerlerde ve diğer tehlikeli yük gemilerinde şirketin kuralları kameralarda, umumi salonlarda ve köprü üstünde sigara içilmesine kısıtlama getirir. Sigara içmenin yasak olduğu bir mekandan geçerken dahi hiçbir şekilde ve durumda ne sigara içiniz ne de sigara içmeye yelteniniz. Bu oldukça tehlikeli olduğu gibi ciddi bir suçtur da. Gemi limanda yükle ilgili bir işlem ya da tank temizliği yapıyorken bu konudaki ek kısıtlamalar sigara içmeyi bir ya da birkaç belli kamerayla kısıtlar. Aynı derecede önemli bir hususta gemiye gelen ziyaretçilerin sigaraya ilişkin gemi kuralları konusunda uyarılmasıdır. Tabelalar iyice görülebilecek şekilde iskelenin alt ya da üst ucuna asılmalıdır. Ziyaretçiler yanıcı, tutuşturucu özelliği olan bir kaynakla geminin yasaklanmış kısımlarına sokulmamalıdır. Bu sadece kibritle ve çakmakla sınırlı değildir. Cep telefonları, kameralar ve diğer onaysız ekipmanlar da kıvılcım çıkarabilir. Olması gerektiği şekilde olmadığını düşündüğünüz bir şey görürseniz, duyarsanız ya da koklarsanız konuyu hemen ilgilisine bildirin. Yangın üçgenini ve gemideki yangın tehlikelerini düşününüz. Özetle, çok dikkatli olunuz. Bu yolla yangının önlenmesine olumlu bir katkı yapabilirsiniz. Gemideki herkesin huzur içinde ve çalıştığınız geminin emniyette olacağı bir ortama sahip olmak. Bu videotel programı denizde yangınla mücadele serisini oluşturan 5 kasetten bir tanesidir. İkinci program yangınla mücadele esaslarını, üçüncü program olay sırasında kumanda ve kontrolü, dördüncü program kaptan tarafından yapılan kumanda ve kontrolü ele almaktadır. Beşinci programda makine dairesi yangınları işlenmektedir.